Ne ne yiyorsun çocuk? Üzerine ev verilmesi gerekirken sadece 100 kişiye ev sunulmuş. Ev sunulmuş demek onlara ev verilmiş anlamına bile geldi. Sadece 45 tane ev verilmiş. Verilen ev bu kadar. Başka eyaletlerde de aynı şekilde sonuç çıkabilir. Başka eyaletlerde özellikle Hristiyan Birlik Partisi'nin, aşırı sağcı Böhmer'in partisinin olduğu eyaletlerde size ev verilmesi mümkün değil. İki, Residenzpflicht konusunda Böhmer'in herhangi bir şekilde size bir şey söyleme ya da bir karar vermiş olma gibi bir durumu olamaz. Çünkü onun yetki alanı bu değil. Bunu anca ve anca ya İçişleri Bakanlığı karar verebilir ya da Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'yla ortaklaşa bir karar alarak size söyleyebilir. Böhmer'in yapabileceği tek şey sizin bugün söylediklerinizi meclise taşımak, yapabileceği kabinedeki diğer bakan arkadaşlarıyla bunları görüşmek. Bunları görüştükten sonra da size gelip demek kusura bakmayın ben sizin söylemiş olduğunuz şeyleri bakanlarımıza aktardım. Fakat bakanlarımız bu yönde bunun olamayacağını söylediler. Ben de dün Hanke'nin yaptığı gibi size söylediği gibi ama ardından tutamadığı gibi sözümü maalesef tutamadım sizden özür diliyorum diyecek. Onu bile demeyecek. O zaman biz yine sokaktayız. İnşallah değilsiniz ama mücadelenize devam edin. Açlık grevine son vermeniz yine de sevindirici ve doğru. Çünkü sizin sağlığınız. Sizin sağlığınız. Ama mücadeleyi güçlendirmek gerekiyor. Devam edin. Mücadelenin güçlendirmesi gerekiyor. Daha güçlü bir şekilde sesimizi duyurmamız gerekiyor ki böylesi yalanlara dolanlara kanmayalım. Özellikle sizin çok daha sizin yanınızda çok daha iyi danışmanların olması gerekiyor. Yeterli derece danışmanın olması gerekiyor. Böylesi insanlar bu işin artık kurdu olmuşlar. İnsanlarla konuşma konusunda uzmanlaşmışlar. Ve çok iyi bir şekilde insanları ikna etme gücüne sahipler. Ama sağlığınız doğrultusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Residenzpflicht sana verilen yerde kalmadığından dolayı, yasaya aykırı davrandığından dolayı şu an dışarı çıktığında örneğin tutuklanma korkun var mı? Ben yok. Nein, hatta. Hadi neş.
Barasına tuz abi. Bu yasaları kaldırmasınlar bile ben yine kıracağım. Nasıl kıracaksın? Auch wenn sie Residenzpflicht abschaffen, werde ich weiterhin gegen Residenzpflicht verstoßen. Naja, aber er hat ja schon dagegen verstoßen und jetzt könnte er ja theoretisch. Theorik olarak senin tutuklanma imkanın var. Yani kapıdan çıktığında polis gelip diyebilir ki sana, siz böylesi var olan mevcut bir yasaya aykırı davrandınız. Gelin biz sizi tutuklayalım. Nereden geldiyseniz oraya sizi tekrar gönderelim. Onlar da cezanız neyse, eğer bir işten başlatacak olursa onu size versinler. Bu bağlamda çekingen yok mu? Çekincen yok mu? Madem çalışmak izinim yok. Wenn ich Arbeitserlaubnis ist nicht habe. Ceza kessinler. Sie können mir eine Strafe geben. Gelsinler, alsınlar cezayı. Sie können von mir ja nichts holen. Meine Taschen sind leer. Özgürce yürümek hakkımı kullandığım için. Ich nehme mir nur die Freiheit. Selbst mich zu bewegen, überall da, wo ich gerne möchte. Und wenn es notwendig wird, dass ich für meine Freiheit ins Gefängnis komme, dann gehe ich gerne ins Gefängnis. War das aber eine Zusage im Gespräch, dass es eine Straffreiheit gibt? Yaptığınız konuşma içerisinde Residenzpflicht'e karşı aykırı davrandığınızdan dolayı size bakan tarafından, bakanlar tarafından bir güvence verildi mi? Yani suç işlediniz fakat suçunuza karşı sizin hakkınızda bir yasal işlem başlatılmayacak denildi mi? Dediler biz her şeyi biliyoruz. Wir haben gesagt, wir wissen alles. Size hak veriyoruz. Sie haben auch durchaus recht. Elimizden geleni yapıyoruz. Wir werden alles machen, was in unserer Macht steht. Ama bizim yetkimiz o kadar değil. Aber wir haben dafür leider nicht die Verantwortung. Wir können da in diesem Bereich nicht entscheiden. Sadece bir... Nur... Bir... Ne diyelim Türkçesini? Mektup yazacaklar. Sie werden an die zuständigen Stellen, was die beiden Damen auch angekündigt haben, einen Brief schreiben und sie darum bitten, dass sie freundlich behandelt werden sollen. Das ist der Brief von dem Böhmer gesprochen. Genau. Aber gerçekten wer wird denn schreiben? 7 ay sonra bu kadar sesle sonra yine bu sorunlar ortaya kalsın. Ne, yani kalınca ne olacak? Biz varız sokakta. Wenn es in 7 Monaten die Lage sich nicht verändert hat, wir werden bis zum 5. November weiterhin unsere Kundgebung, unseren Protest hier auf diesem Platz fortsetzen, wie es auch genehmigt wurde. Und wenn es anschließend sozusagen innerhalb von wenigen Monaten oder 7 Monaten das Ganze nicht umgesetzt wird, was Sie uns heute mehr oder weniger indirekt zugesagt haben, dann werden wir in 7 Monaten erneut auf der Straße sein. Okay, aber es gab keine Zusage im Gespräch da oben. Nein, gab es nicht. Peki 7 ay sonra 7 ay sonra burada kalacağından emin misin? Bist du dir sicher, dass du in 7 Monaten noch in Deutschland bist und noch nicht abgeschoben wurdest? 7 ay sonra gerçekten burada hala olacağından emin misin? Seni ülkene gönderebilirler, İran'a gönderebilirler 7 ay içerisinde. Mesela yarın seni tutuklayabilirler ve derler ki sen yasalara aykırı davrandın. Senin burada kalma hakkın yok. Hadi git ülkene ne istiyorsan orada yap. Diyebilirler teknik olarak. O zaman durumu bağla ben de davranışlarını görüyorum. Dann solltest du mir was raten, was ich machen soll, sagt der Frau. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Aşağı kıyafetinizi güldürmüş olmanın sevinirler. Hadi gelin. Beraber çıkalım.